Merhabalar, ben Mert. 26 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. Uzun süredir hayalini kurduğum ve nihayet gerçekleştirmek için bir fırsat yakaladığım bir yapıdan bahsetmek istiyorum size. Bu yapıda yıllardır kişisel internet sitemde paylaştığım yazılım ve tasarım ağırlıklı içerikleri artık görselleştirerek sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Bu süreçte de sosyal medya adreslerimden, YouTube kanalımdan ya da internet sitemden beni takip edebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi bilgisayar mühendisi olduğum için ağırlıklı olarak yazılım içerikleri üretmeye çalışıyorum. Fakat ilgi alanım aynı zamanda tasarım. Dolayısıyla internet sitemde de yazılım ve tasarım üzerine içerikler üretiyordum. Bunu da artık videolaştırarak sizlere aktarmaya başlıyorum. Bu süreçte bana yardımcı olup görmüş olduğunuz eksikleri benimle paylaşırsanız kendimi geliştirmeye çalışacağım. O zaman ilk olarak hadi tanışalım. Ben yaklaşık 2007 senesinde bilgisayarla tanıştım. 4. veya 5. sınıf öğrencisiydim. O zamanlarda bir akrabamın bana bedava sistemi göstermesi üzerine kendi internet sitelerimizi yapabileceğimizi ve başkalarıyla paylaşabileceğimizi aslında öğrendim. Henüz tabii ki yaşım oldukça küçüktü fakat kendi adıma internet sitesi açıp orada bir şeyler paylaşmaya başlamıştım. Bir süre sonra bedava sistemin kendi içerisinde bir forumunun olduğunu fark ettim ve bu forumda insanlar kendi internet sitelerini birbirleriyle paylaşıyorlar ve feedbackler alarak kendi internet sitelerini geliştirmeye çalışıyorlardı. Ben de aslında bu furyaya katılmıştım ve kendi internet sitemi paylaşarak başkalarından gelen yorumlarla internet sistemi geliştirmeye devam ediyordum. Bu da aslında beni bir anlama tatmin ediyordu çünkü yaptığım şeyi başkalarına sunuyordum ve başkalarından oldukça pozitif geri dönüşler alıyordum. Bu süreç benim için eğlenceli olmaya devam ederken bir yandan da şeyi fark ettim. Aslında tamam bir şeyler üretiyoruz, bir şeyler yapıyoruz fakat eksiklerimiz de var. Ne bunlar? Tasarım anlamında site tamamen hazır bir template üzerine kurulu ve kendi adıma katabileceğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla dedim ki ya benim bir şeyler öğrenmem lazım ve Photoshop'a başladım. Burada da oldukça zorlu bir serüvendi fakat oldukça da öğreticiydi ve ben Photoshop'u birçok anlamda burada öğrendim diyebilirim. İlerleyen süreçte bedava sistem beni oldukça pozitif etkiledi çünkü yaptığım şeyleri sürekli başkalarıyla paylaşmak ve geri dönüşlere göre kendimi geliştirmeye çalışmak oldukça keyif vericiydi ve aslında bilmeden bayağı bir şey öğreniyordum. Dolayısıyla işin yazılım tarafına da girmeye başladım. O zamanlar HTML, CSS birçok düzenlemeler yapıyorduk. Tabii tasarımı da artık yapmaya başladıktan sonra eksik kaldım. Yazılım taraflarına da ağırlık vermeye başladım ve aslında ben henüz o yaşlarda ben büyüyünce bunu meslek olarak yapacağım demeye başlamıştım. Dolayısıyla da ben oldukça keyif alıyordum bu işten ve başkalarıyla bunları paylaşmak, kendi çevremdeki insanlarla paylaşmak, onlardan açıkçası o dönem için oldukça güzel geri dönüşler almak beni mutlu ediyordu. O yaşlarda bunları yapabiliyor olmak, ilerleyen yıllarda beni bu işin çok daha ilerisine götürebileceğini hissediyordum. Dolayısıyla da bunu devam ettirmeye çalıştım ve bedava sistemde o dönemlerde, o üretkenliğin tamamen yükseldiği dönemlerde forumunda moderatörlük yapmaya başladım. Belki o zamanlardan tanıyanlar çıkar, grafik dizayn nikiyle paylaşımlar yapıyordum. Tabii o zamanlardan edindiğim bazı dostluklar var, hala devam ediyorlar. Bu da oldukça güzel ve mutluluk verici. Umarım başka insanlar da vardır oradan bayağı hayatına şeyler katmış olanlar. İlerleyen yıllarda lise hayatına geldiğimde tabii ki bu bedava sistem süreci bir yandan devam ediyordu fakat ben işin farklı taraflarını da öğrenmeye çabalıyordum. Biraz daha PHP'ye bakıyordum o dönemde. WordPress siteleri geliştirmeye devam ediyordum. Tabii lise yıllarında okula devam ederken bunu bir yandan gerçekleştirmek oldukça zordu. Dolayısıyla da hedefim üniversitede bilgisayar mühendisliği kazanmak ve bunu hayatımın ana parçası haline getirmekti. Aslında bunun için çabalıyordum diyebilirim. Dolayısıyla hazırlandığım sınavda bilgisayar mühendisliğini kazanmayı başardım. İstanbul'da yaşadığım için Üsküdar Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okumaya başladım. Bir yıl hazırlık, 4 yılda lisans eğitimim olarak 5 yılda üniversite tamamladım. Üniversite döneminde de aslında kendimi geliştirmeye devam ettim. Bu süreçte kendi kişisel projelerim olsun, gönüllü olarak destek verdiğim projeler veya staj yaptığım yerler olsun, olabildiğince kendi fikirlerimi katmaya ve onlardan geri dönüşler almaya çalıştım. Bu da aslında hem sektör hakkında daha fazla bilgi edinmemi sağladı, hem de kendi gelişimimi olumlu yönde etkiledi. Üniversitenin gerekliliği konusunda çok fazla soru işareti olan insan görüyorum. Burada bizim sektör için aslında kendi kişisel deneyimlerinden bahsetmek gerekirse, üniversite bence gerekli, şöyle gerekli, size iyi bir yol haritası çiziyor aslında. Tabii ki burada sizin ne kadar çabaladığınız oldukça önemli fakat üniversite olmadan size gerçekten bu işi öğretebilecek güzel bilgi birikimi olmamış birisini bulmak oldukça zor. Size bu anlamda mentorluk edebilecek birisi varsa çevrenizde tabii ki de bunu değerlendirebilirsiniz. Fakat üniversitesinde okuma fırsatınız varsa eğer bu bölümün, bence bu fırsatı değerlendirmenizde fayda var. Çünkü ben üniversite okurken az önce de bahsettiğim gibi kendi hocalarıma, kendi kişisel projelerimi ileterek onlardan geri dönüşler alıyordum ve bu dönüşler sayesinde aslında farklı bakış açıları kazanmış oluyordum. Aynı zamanda da bu sektörde nelerin daha faydalı olabileceğini, neyi nasıl yapabileceğim hakkında da bilgi edindiğim birçok farklı konu oldu. Tabii ki bunu sektörün içinde de yapabilirsiniz fakat bir işe bağlı çalışırken kendinizi geliştirmenizle üniversite döneminde tamamen bu işe kendinizi hazırlamanız çok daha farklı.
Aynı zamanda üniversite okurken kendi alanınızda birçok farklı insanla tanışma fırsatı buluyorsunuz. Bu da gerçekten oldukça değerli bence. Çünkü sektörün içinde ne kadar fazla kişi tanırsanız o kadar fazla iş görmüş, o kadar fazla proje hakkında bilgi edinmiş oluyorsunuz. Bu da hem iş ararken hem de herhangi bir işe girmiş çalışırken size oldukça fazla katkı sağlamış oluyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde üniversitenin gerekli olduğunu düşünenler tarafındayım açıkçası. Peki ben üniversite okurken neler yaptım? Ben üniversite okurken aslında kendimi biraz daha JavaScript tarafında geliştirmeye çalıştım. Bu sayede ben Vue'la, React'la daha fazla haşır neşir olmuş oldum. Aslında günümüz teknolojileri olduğu için de birçok firma bunları tercih ediyor baktığınızda. Tabii ki ben sadece işin frontend tarafına bakmıyordum. Benim biraz daha ilgi alanım web ve mobil development üzerine. Fakat işte web tarafında sadece ön yüzlü yazılım ya da mobilde sadece ön yüzlü yazılım değil de ben biraz daha işin backend tarafında da ağırlıklı olarak çalışmak istiyordum. Tabii ki şu an aktif olarak çalıştığım yerde biraz frontend developer olarak çalışıyorum. Fakat kendi işimde olabildiğince bu diğer saydığım alanlara da işler üretmeye çalışıyorum ki oradaki gelişmeleri, oradaki ilerlemeyi takip edebileyim diye. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ben biraz daha web tarafına ağırlık verdim ve kendimi o alanda geliştirdim diyebilirim. Dolayısıyla da burada üreteceğim içerikler aslında biraz daha web ağırlıklı içerikler olacak. Fakat zaman zaman mobil tarafta da bir şeyler üretmeye çalışacağım. Bunları da tabii ki bir süreç halinde sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda burada yine kendi edindiğim yeni bilgileri eski tecrübelerimle harmanlayarak sizlere sunmaya çalışacağım. Bazen eğlenceli videolar hazırlayacağım, bazen biraz daha eğitici videolar hazırlayacağım. Bu biraz daha hem gündeme hem de o anki sektörün ihtiyaçlarına yönelik içerikler olacak. Aynı zamanda sizler de bana içerik anlamında fikirler verebilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz herhangi bir alan olur veya soru işaretleriniz olur. Bunları benimle paylaşırsanız ben bunlar üzerine içerikler üretmeye çabalarım. Az önce bahsettiğim gibi aslında ben şu anda bir yere bağlı olarak çalışmaktayım, frontend developer'ım. Fakat aynı zamanda kendi şirketim var ve bu şirket üzerinden de farklı projelere destek olmaya çalışıyorum. Bu süreç beni hem yurt içinde hem de yurt dışında çok fazla projeyi görmeye, çok fazla insana tanışmaya sürükledi. Bu da oldukça olumlu bir serüven oldu benim için diyebilirim. Çünkü ne kadar fazla proje görürseniz bir işin bu kadar farklı yöntemini öğrenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu işe yeni başlayan insanlar biraz daha işin yazılım ve tasarımını hallettikten sonra hatta belki birçok insan işin yazılımını hallettikten sonra hemen her şeyin olabileceğini öngörüyor. Fakat işin temeline indiğimizde maalesef öyle değil. Biraz daha pazarlama tarafına ağırlık vermemiz gereken dönemler oluyor veya belki de projenin çok daha küçük bir kısmı işin yazılım kısmını oluşturuyor diyebilirim. Dolayısıyla tabii ki de yaptığımız iş çok değerli fakat günün sonunda tek başına bir projeye dönüşmek için yeterli değil. O yüzden olabildiğince farklı proje görmeyi, olabildiğince farklı insana tanışmaya önem vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Kısaca benim hikayem de böyle. Aslında ben geçmişte edindiğim tecrübelerimi ve edineceğim yeni tecrübeleri sizlere aktarmak için bu YouTube kanalını oluşturmaya karar verdim. En başta da dediğim gibi aslında bu benim için uzun yıllardır olan bir hedefti fakat yeni hayata geçirmek için fırsat buldum. Umarım hep birlikte kendi bilgi ve birikimlerimizin üzerine ekleyebileceğimiz, yeni şeyler öğrenebileceğimiz güzel bir serüven olur. Bu serüvende bana eşlik eden ve edecek olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.